Mısır Arap Cumhuriyeti Vakıflar Bakanlığından 3 Aralık 2021 tarihli İslam Medeniyetinin İnsanlığı başlıklı Cuma hutbesini sizlere sunuyorum. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyurur. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan Rabbinizden sakının. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. İslam, insani değerlerde kemalin zirvesine ulaşmış bir medeniyet kurmuş. Ve tüm insanlar için güvenlik, barış ve esenliği sağlamak için birleştirici, bölmeyen, inşa eden ve yıkmayan ahlaklı ve medeni bir sistem çerçevesinde insanlığa sevgi, kardeşlik, adalet ve eşitlik yolunu çizmiştir. İslam medeniyeti insani değerlerini Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin sünnet-i seniyesinden almıştır. Allah Teala şöyle buyurur. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdardır. Bunun için ırkı, rengi ve dini ne olursa olsun insan Allah Teala tarafından üstün ve şerefli kılınmıştır. Allah Teala şöyle buyurur. Andolsun biz insanoğlunu şerefli kıldık. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Peygamber Efendimiz yanından bir cenaze geçtiğinde ayağa kalktı. Bunun bir Yahudi cenazesi olduğu kendisine bildirildiğinde bu da bir insan değil mi buyurdu. İslam medeniyetinin insanlığı tezahürleri arasında inanç özgürlüğü ilkesini, ayın yapma özgürlüğünü, ibadethanelerin herkes için korunmasını açık bir şekilde kabul etmesi ve her türlü zulama ve korkutma şeklini reddetmesidir. Allah Teala şöyle buyurur. Dinde zulama yoktur. Başka bir ayette, eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi elbette tubiyekün iman ederlerdi. Böyleyken sen mi mümin olsunlar diye insanları zorlayacaksın. Yine başka bir ayette, artık sen öğüt ver. Sen ancak bir öğüt vericisin. Sen onlar üzerinde bir zorba değilsin. Yine başka bir ayet-i kerimede sana düşen sadece tebliğdir. İslam'ın insanlığı tezahürleri arasında zayıflara şefkat, yaşlılara saygı ve engelli insanlara haklarını tam ve eksiksiz vermektir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Allah bu ümmete zayıfların duaları, namazları ve samimiyetleri sebebiyle yardım eder. Yine de başka bir hadis-i şerifte, küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh bir yaşlı zimmi gördü ki kapılarda gezip dilenir. Hazreti Ömer ona, gençlik vaktinde sana insaf ettik, sonra yaşlılık vaktinde de seni ihmal ettik dedi. Bunun üzerine kendisine ihtiyacını giderecek kadar Beytülmal'dan vermeyi emretti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Merhametli olanlara Rahman olan Allah merhamet eder. Yerde bulunanlara rahmet ediniz de gökteki de size merhamet etsin. İslam medeniyetinin insanlığı insanlarla muhatap olmakla kalmamış. İnsanın hayvanlarla olan etkileşimini de içine alacak şekilde genişlemiştir. Bununla ilgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ansar'dan birinin bahçesine girdi. Baktı ki orada bir deve var. Deve Peygamberi görünce inledi ve güçleri yaşardı. Hazreti Peygamber de devenin yanına gitti. Hor gücünü, kulaklarını, arkasını şefkatle okşadı. Deve inlemesini kesti.
Bunun üzerine Hazreti Peygamber bu devenin sahibi kimdir? Bu deve kimindir diye devenin sahibini aradı. Ansarlardan delikanlı çıka geldi ve bu deve benimdir ey Allah'ın Resulü dedi. Resulullah ona Allah'ın seni sahip kıldığı şu hayvan hakkında Allah'tan korkmuyor musun? O senin kendisini aç bıraktığını ve çok yorduğunu bana şikayet ediyor buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki yavrusuyla birlikte bir serçe gördü. Sonra da sahabeler iki yavrusunu yakaladılar. Kuşun çırpınıp durduğunu gören Hazreti Peygamber Efendimiz bunu yavrusu sebebiyle bu musibete kim uğrattı? Haydi yavrusunu ona geri verin dedi. Tarih boyunca İslam medeniyetimize damgasını vuran bu ilke ve insani değerleri gerçekleştirmeye insanlığın ne kadar ihtiyacı vardır. Allah'ım vatanımız Mısır'a ve tüm ülkelere güvenlik ve huzur ihsan eyle.